Merhaba arkadaşlar, Uzman Denizci YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizde gemide çalışmanın, denizci olmanın avantajları ve dezavantajlarını anlatacağım. Öncelikle gemide maaşlar genellikle dolar üzerinden, euro üzerinden yatmakta. Ve maaşınız euro dolar üzerinden olduğu için Türkiye'deki enflasyondan pek etkilenmiyorsunuz. Böyle olduğu için bir bakıma şanslısınız. Bir ikincisi de maaş konusunda gemiye de hangi görevde olursanız olun 1000 dolardan aşağı maaş almıyorsunuz. Yani bu da Türkiye standartları için kötü sayılmaz. Ama daha yukarı maaş alanlar arkadaşlar da var tabii ki. Ben en aşağı demek istedim. En azını söylemek istedim. Karadakine göre ne zaman terfi alacağınız bellidir. Yani eğer gemici, yağcı gibi bir pozisyonda çalışmıyorsanız, zabitseniz 3 senede bir yükselebilirsiniz. Ehliyetiniz yükseltince maaşınız da otomatikman yükselir. Ama karada çalıştığınız zaman üstünüzdeki müdürün pozisyonuna geçmek için müdürün emekli olmasını veya istifa etmesini beklersin. Gemide bu şekilde bir koşul yok. Bu şekilde bir şart yok. Başka bir gemiye gidip çalışabilirsiniz. İkinci kaptan olarak, süvari olarak görevlerde bulunabilirsiniz. Hayatınız hem düzenlidir hem biraz da düzensiz. Aslında düzensiz gibi gelir ilk başta ama deniz hayatına alıştıkça o sizin düzeniniz olur. Yani karada bir bakarsınız ki işte 2 ay izin yaparsınız. Döndüğünüzde işlerinizi halledersiniz gemide. Gemiden döndüğünüzde 2 ay izin yaparsınız ve işlerinizi halledersiniz. Tatilinizi ona göre planlarsınız. Karada 3 ay kalırsınız. 3 ay normalde bazı öğretmenlik gibi meslekler dışında 3 ay izni olan, kesintisiz izni olan bir meslek yok. Ama denizcilikte bu şartları yakalayabiliyorsunuz. Biraz daha özgürsünüzdür. Hem maddi açıdan hem manevi açıdan. Sabah uyanırsınız güzel bir deniz manzarasıyla. Güneş doğmuştur. Deniz bir de hava yoksa yani fırtına yoksa o gününüz güzel geçecektir büyük ihtimalle. İşler yoğun olmadığı sürece güzel bir gün, güzel bir çalışma ortamı varsa eğer çalışma arkadaşlarınız sıkıntı olmayacaktır. Dünyadaki birçok yeri gezme fırsatı, görme fırsatı yakalarsınız. Birçok kültürü, farklılıkları görürsünüz. Tabii hem para kazanırsınız hem de birçok farklı ülkeyi gezmiş olursunuz. Tabi gezmiş derken böyle turist gibi gezemiyorsunuz yine. Dezavantaj olarak ailenizden uzaksınızdır. Ailenizle çok görüşemezsiniz. Şimdi tabi teknoloji daha ilerledi. Görüntülü konuşma ve sesli konuşma daha iyi. Eskiden bu imkanlar da yoktu. Gemide her zaman internet olmasa da 2-3 günde bir veya haftada bir, ayda bir görüntülü konuşma imkanını yakalayabilirsiniz büyük ihtimalle. Bayram tatilleri ve yılbaşı, özel günler, böyle günlerde evde olma ihtimaliniz çok az. Böyle olduğu için biraz burukluk yaşıyor insan ama zamanla alışıyorsunuz bu şartlara da. Gemide çalışırsanız bir yakınınızın düğününe, nişanına vesairesine özel gününde yanında olamayabilirsiniz. Çalışmak zorundasınız, gemiden ayrılamazsınız, yurt dışında olabilirsiniz. Geminin her zaman nerede olacağı belli olmadığı için bir yakınınız vefat ettiğinde siz ona ulaşamayabilirsiniz. Cenazesine gidemeyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen.